Değerli meslektaşlarım, Bezmi Alem Radyoloji günlerinin 7.sine hoş geldiniz. Bugünkü toplantı konumuz meme MR görüntülemede yanıltıcı bulgular. Meme MR yanılgıları false pozitiflikleri ve false negatiflikleriyle değerlendirmede güçlüklerle karşılaşabiliyoruz. Ben birinci konuşmacımız Doktor Şeyma Yıldız'ı davet ediyorum. Buyurun Şeyma Hocam. İyi akşamlar hocam, teşekkür ediyorum. Bugün ekran başlığı yapabilir miyiz hocam? Konumuz meme MR'da yanıltıcı bulgular. Bunu bana ayrılan süre içerisinde anlatmaya çalışacağım. Şu dakikada bizimle olan tüm dinleyicilerimize tabii Nermin hocam başta olmak üzere moderatörümüz değerli çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ekran paylaşımı yapamıyorum ama. Şeyma Hocam bir daha deneyebilir misiniz? Tamam, şimdi oluyor sanırım. Evet, MR görüntülemede yanıltıcı bulgularımız. Meme MR, meme görüntüleme yöntemleri arasında sensitizitesi en yüksek olarak kanıtlanmış görüntüleme yöntemimiz. Aslında özgürlük oranında oldukça yüksek. Tarama ve tanı hastalarımızda meme MR'ını sıklıkla kullanıyoruz. Tanı indikasyonlarımızda aslında çok fazla bir değişim olmuyor. Fakat tarama amaçlı kullanımlarımız gelecekte de artacak ve daha fazla meme MR çekiyor ve okuyor olacağız. Bundan dolayı bu yalancı pozitif ve negatif durumlar hala önem arz etmekte. Bildiğimiz üzere tarama hastalarında %20 ve üzerindeki yaşam boyu meme kanser geliştirme riski %20 üzerindeki hastalara yıllık mamografi ile birlikte meme MR öneriliyordu. Şimdi bu %15-20 arasında uzman görüşüyle önerilebiliyor ve hatta en son olarak DANCE trial'da herhangi bir riske sahip olmayan ama DANCE meme paternine sahip olduklarda da meme MR'ın etkinliği gösterildi. Yalancı negatiflikten başlayacak olursak meme MR görüntülemelerinde atlanan vakalara retrospektif bakıldığında bu lezyonların %47'sinde potansiyel gözlemci hatası bulunmuş. Bu gözlemci hatalarını çeşitleyen, sınıflayan çalışmalar var. Bunların sayılarını ortaya çıkaran çalışmalar var. Bu arada yalancı görüntülemede biraz 3 lezyonlar arasındaki manite saptanma olasılığı da mamografideki orandan yüksek. Tabii buna meme MR'a kabul edilen ya da meme MR incelemeye dahil edilen hasta popülasyonunun yüksek riski olması da sebep oluyor. Yalancı negatif Şeyma Hocam, görüntünüz sanırım ilerlemiyor arka planda. Öyle slideshow göremiyoruz. Şu an siz slideshow'dasınız ama değil mi? Evet. Onu bir kontrol edelim. Şu an görüntülerim ilerlemiyor sanırım, değil mi? Slide'ım. Şeyma Hocam bir screen share'dan çıkıp tekrar girerseniz düzeliyor. Bu tamam. Zoom'un son versiyonunda bir sıkıntı var. Tamam. Sürekli bizde de başımıza geliyor. Şu an nasıl? Şu an görünüyor tamam. Hocam bence. Şu an görünüyor. Şöyle evet. İlerledik ama. İlerliyor. Tamam. Kusura bakmayın. Yalancı negatiflik durumlarına baktığımızda
Arka plan kontrastlanmasından öncelikle bahsetmek istiyorum. Gerçek bir yalancı negatiflik durumu esasında premenopozal olguda menstrüel siklusun ikinci yarısında geçici olarak olabildiği gibi menopozal olguda hormon replasman tedavisi esnasında da arka plan kontrastlanması belirginleşebiliyor. Burada aynı hastaya ait 2 ay süreyle 2 ay aralıklı çekilen 2 ayrı MR görüntüsünü göstermek istiyorum. Tetkiki tekrarlama nedenimiz ilk görüntüde yoğun arka plan kontrastlanması nedeniyle duyarlılığın oldukça düşmesi ve arka plan kontrastlanmasındaki bazı odakların, şu gördüğümüz nodüler odakların gerçekten arka plan kontrastlanmasına ait olmadığında emin olamamızdı. Arka plan kontrastlanması genel olarak bilateral, simetrik oluyor. Dinamik serilerde ilk saniyeden 5. saniyeye kadar progresif olarak hem kontrast tutulumu persistan olarak artıyor hem de meme parenkimi içerisinde kapladığı alan artıyor. Bu şekilde bilateral ve simetrik olduğunda oldukça rahat tanı konulabiliyor. Menstrüel fazın uygun dönemine de çekim yapılmadığında bunun gibi yoğun, kafa karıştırıcı duyarlılığı düşük bir meme MR'ı elde edebiliyoruz. Menstrüel faza uygun bir MR örneği ise aynı hastaya ait MR örneği ise yanında. Bilateral simetrik olduğunda dahi bu kontrast tutulumların hepsi aynı özelliği taşıyor mu buna dikkat etmek lazım. Bu hastada anne de memesi riski vardı ve bir alanda şu alanda washout olduğunu düşünerek takip önerdiğimiz bir hastaydı. Bir başka olgu sağ aksillada okült meme siyah metastazı tanısı alan bir olguydu. Olgunun meme MR'ları dış merkezden esasında ve negatif olarak gelmişti. Aslında baktığımızda belirgin bir patoloji yok gibiydi ama ikinci dakikasına baktığımızda yani progresif olarak arka plan kontrastlanması artmadan önce arka plan kontrastlanması az ama kontrast tutan kitlemizin kontrastı fazla olduğu dönemde baktığımızda lezyonu kolaylıkla ayırt edebiliyorduk. Bu lezyonun tanısı malign değildi bu arada. Yine geç dönem dinamik serilere baktığımızda yoğun arka plan kontrastlanmasına eşlik eden kitle güçlükle seçiliyorken ilk 2 dakikada ya da maksimum 3 dakikada bu memedeki malign kitleyi rahatlıkla görebiliyoruz. Bazı durumlarda arka plan kontrastlanması bilateral değil asimetrik olabiliyor. Bunlardan bir tanesi tek taraflı emzirmeye bağlı. Oldukça çok vakamız oluyor bu şekilde. Bu vakalarda asimetrik tek taraflı yoğun arka plan kontrastlanması yanında T2 yağ baskılı geceli ya da T2 incelemede o memede boyut artışını ve sinyal artışını, difüz sinyal artışını görebiliyoruz. Arka plan MIP görüntülerde arka plan kontrastlanmasını çok daha rahat görebiliyoruz. Yine bir başka kontrastlanmayı baskılayan durum kemoradyoterapi tedavisi. Bunda da ilgili tedavinin kontrast tutulumu belirgin baskılandığı için diğer memede asimetrik bir kontrast tutulumu olabiliyor. Böyle asimetrik kontrast tutulumu olan vakalarda burada da yine sağ memede asimetrik bir tek memeden emzirme öyküsü olan bir olguda aslında sağ memede asimetrik kontrast tutulumu ve volüm artışı varken sol memedeki kontrast tutulumu aslında bir arka plan kontrastlanması değil bir malign lezyona bağlıydı ve bu lezyon T2 yağ baskılı incelemede ve ADC incelemede malignite ile uyumlu sinyal özelliklerine sahipti. Yine bir olgumuz sağ memeden opere olan düzenli takiplere gelen son yılda sağ meme CC pozisyonu dış kadranda bir artmış opasite alanı olduğunu düşündük ve meme MR'la tetkik önerdik. Burada bilateral yoğun arka plan kontrastlanması ile uyumlu görünüm diyebilecekken kesitlerin bazılarında karşı tarafla kıyaslandığında arka plan kontrastlanmasına benzemeyen nodüler yoğun kontrast tutulumları vardı. Buradan yaptığımız random biyopside pleomorfik lobüler karsinom tanısı almıştık. Arka plan kontrastlanması bazen bölgesel olabiliyor. Bu durumda yalancı negatiflik değil, yalancı pozitiflik oluşturabilir tabii ki. Bilateral, bu hastamızda bilateral, multipil
Yağ parenkim interfazında aslında yüzeyel alanda spiküle kontrollü irregüler şekilli kitleyi taklit eden kontrast tutulumları vardı. Bunun yüzeyel yerleşimi ve bilateral olması sebebiyle biz öncelikle arka plan kontrastlanması olabileceğini düşünerek hastayı takibe çağırdık ve takip incelemesini sizlerle burada paylaşıyorum. Bu bölgesel dağılımda ya da arka plan kontrastlanmasındaki oluşabilecek herhangi bir yalancı pozitiflik durumunda durumunu azaltmak için menstrüel periyodun uygun döneminde kontrast çekimi yapmakta fayda var. Yalancı negatiflik durumlarımızdan bir diğeri benign görünüme sahip benign lezyonlar. Buraya milimetrik boyutlu bir malign lezyonun yoğun arka plan kontrastlanmasında gizlenebileceğini söyleyerek başlamak istiyorum. Benign görünüme sahip diğer benign lezyonlar kontrast tutmayan lezyonlar. Bunlar bir tanesi 5 milimin altında mesela 5 milimin altındaki lezyonlar henüz anjiyogenez oluşmadığı için tümör anjiyogenezi kontrast tutulumu görmeyebiliyoruz. Ya da bazı inflamatuar meme kanserlerinde difüzyon yoluyla beslenme olduğu için lezyon kontrast tutmayabiliyor. Burada yine laktasyondaki bir olgudan örnek. Şu kontrastlı görüntüde yoğun arka plan kontrastlanması içerisinde lezyonun neredeyse çok az kontrast tuttuğunu, içinde belki kontrast tutan septalara ait kontrastı görüyoruz. Arka plan kontrastlanmasından daha sönük olduğunu görebiliyoruz. Ama morfolojisini değerlendirdiğimizde difüzyon ve ADC ölçümlerde malignite ile uyumlu difüzyon kısıtlılığına sahip bir lezyondu. Yine lezyonun yerleşimi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabilir. Normal kontrastlanan yapılar komşuluğundaki kontrast tutulumları, mesela vasküler yapı komşuluğundaysa intramamaryal lak noduyla ya da meme başına yakın komşulukta ise meme başı ile karıştırılabilir. Yine yetersiz pol boyutuyla ilişkili olarak görüntüye dahil edilemeyen meme volümündeki meme lezyonları direkt yalancı negatif bir meme MR sonucu oluşturabilir. Ve pol sınırında kalan lezyonlarda yetersiz kontrast tutulumu gösterip benign lezyonlarla karışabilir. Burada pol sınırında kalmış bir lezyona örnek. Yoğun aile öyküsü olan bir olgu tarama MR'ı çekildiğinde sağ memede izlenen malign lezyon papiller duktal karsinoma in situ tanılı, sol memede izlenen pol sınırında kalan lezyon ise aslında invaziv karsinom tanılı düşük kontrastlanmalı bir lezyon şeklinde görülmüş pol sınırında kaldığı için. Yine 1 santimin altındaki maligniteler homojen kontrastlanabiliyorlar. Bazı malign lezyonlar yine T2 hiperintens sinyale sahip olabiliyorlar ya da düzgün konturlu olabiliyorlar. Bu düzgün konturlu malign lezyonların özellikle genetik ya da ailesel yatkınlığa sahip olduları daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunlardan bazı histopatolojik tanımlara baktığımızda müsinöz karsinom. Bu olguda müsin içeriği oldukça fazla olan bir müsinöz karsinom olgusu. Bu raporu aslında bu tetkiki raporlarken ben bunun ancak enfekte kist olabileceğini düşünmüştüm. Hani şimdi bir kere daha raporlasam yine enfekte kistten fazlasını düşünmezdim. Lezyon içerisinde ince septalarda minimal bir kontrast tutulumu görüyoruz. Yine burada lezyon duvarında minimal kontrast tutulumunu görüyoruz. Müsinöz karsinom örneği. Burada bir başka müsinöz karsinom örneği. Sağ memede kistleri olan bir olguda mikrolobüle konturlu T2 yağ baskılı incelemede kist kadar yüksek sinyale sahip bir lezyon var. Müsinöz karsinomlar T2 sinyali yüksek oluyor. Kistle karışabilir ama aslında bunlarda heterojen bir iç sinyal genellikle görüyoruz ve post kontrast serilerde de heterojen kontrast tutulumu ya da kontrast tutan septaları görebiliyoruz.
Bir diğer örneğimiz düzgün konturlu lezyonlar için metaplastik karsinom. Heterojen hiperintens iç yapıyı görüyoruz T2A baskılı incelemede. Post kontrast serilerde yine lezyonun düzgün konturlu olduğu ve metaplastik karsinomlar için tipik olan periferal lim şeklinde kontrastlanmaya sahip olduğunu görüyoruz. Bu olguya yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Asimetrik laktasyonu olan bir olgu. Mamografisi bu şekilde çok tipik olarak karşımıza çıkıyor. Aktif emzirdiği memenin volümü, boyutu ve laktasyona bağlı değişiklikleri daha abartılı oluyor. Aynı hastanın MR'ına baktığımızda sağ memede arka plan kontrastlanmasının azaldığını, sol memede belirgin arka plan kontrastlanması olduğunu görüyoruz. Ve sağ memede görülen arka plan kontrastlanması aslında nekrotik olarak tanımlayabileceğimiz düzensiz duvarlara sahip rim kontrastlanan bir invazif karsinom örneği 24 yaşındaki olgumuzdu. Yine bir başka düzgün konturlu heterojen hiperekojen lezyon örneği. İçerisindeki heterojen kısmın solid alana ait yoğun kontrastlanan bir yapı olduğunu görüyoruz. Ultrasonla da bu lezyonun intrakistik bir lezyon olduğunu görüyoruz. İntrakistik papiller karsinom örneği. Bunlar da genel olarak bir malign bulgu vardı. T2 hiperintens lezyon ama T2'sinde bir heterojenite vardı ya da kontrast tutulumunda bir heterojen kontrast tutulumu, maligniteyi düşündüren bir kontrast tutulumu mevcuttu. Ama bazı lezyonlar tümüyle benign bulgulara sahip olabilir. Bunlar fibroadenom gibi kontrastlanmayan septalara sahip olabilir ya da persistan kontrastlanmaya sahip olabilir ya da lezyon zaman içerisinde stabil kalmıştır. Ama eğer fizik muayene ve diğer görüntüleme tekniklerinde endişe veren bir lezyon ise meme MR bu lezyonun yönetimini etkilememeli diyoruz. Yalancı pozitiflik durumlarına bakıyorum. Artefakların yanlış yorumlanması var. Her ne kadar bu yalancı pozitifliğe girse de artefaklar konusunu bölmeden burada göstermek istedim. Memenin pozisyonun optimal sağlanmaması, koy ile yerleştirilirken katlantılar oluşmuş ve meme başının koil ile arasında sıkışmasından kaynaklanan, aslında meme başına ait olan bir yüzeyel fos imajı düşündüren lezyon görünümü oluşmuş. Bunun için öneri, aslında localizer aldığımızda görüntüdeki katlantıları görüp çekime başlamadan, pozisyonu düzelttikten sonra tekrar bir localizer alıp görüntüye o şekilde başlanması şeklinde pratik bir önerisi var. Ama tabii bunun için deneyimli bir tekniker ve teknikerin yeterince vaktinin de olması gerekiyor. Bir diğer artefaktımız hareket artefaktı. Bu olgumuzda şu çizgilenmeyi gördüğümüzde zaten hareket artefaktı olduğunu düşünebiliyoruz. Sıkıntı yok. Ama ayrıca memenin içerisindeki kitlesel olmayan kontrast tutulumunu taklit eden bu görüntü ayıp tanında karışıklığa yol açabilir. Bu görüntüyle birlikte siyah alanlarında bulunması, sinyalin bir yerden bir yere taşınması gibi düşünülebilir bir hareketin göstergesi. Hemen hastanın ham görüntülerine bakıyoruz. Ham görüntüler hareketten etkilenmiyor ve burada aslında memenin her ikisinde arka plan kontrastlanmasının eşit ve simetrik olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Aynı olgunun ham görüntülerine baktığımızda aslında T1 hiperintens özellikte ve kontrast tutulumu göstermeyen lezyonun harekete bağlı olarak aynı kesit düzleminde bir paralel bir hareket olduğu için aynı kesit içerisinde yalancı parlaklık ve önünde bir siyah alan olarak görebiliyoruz. Bazen hareket kesit düzlemine paralel olmayabiliyor. Bu durumda yine hareketi tanımak kolay. Memede siyah ve beyaz çizgilenmelerin yan yana oluyor olması hareketi düşündürecek bir bulgu. Ve bu memede siyah bir görüntü gördüğümüz zaman
bu ve bunun gibi hemen bir iki kesit üstünde ya da altında bunun taşındığı beyaz pseudo lezyon görüntüsünü de görebiliriz. Bunların çözümü aslında her zaman tekrar çekim değil. Ham görüntülere baktığımızda genellikle görüntü raporu okuyabilecek bilgiyi elde edebiliyoruz. Kontrast verimine bakmak gerekiyor. Kontrast hiç verilmemiş olabilir damar yolu problemiyle. Yetersiz olabilir ya da bu hastadaki gibi dinamik serilerin ilk fazına prekontrast, kontrastsız inceleme yerine kontrastla birlikte dinamik incelemeye başlanmış olabilir. Bu durumda da dinamik incelemelerin her biri o prekontrast kontrastlı görüntüden çıkarılacağı için kontrast kontrasttan çıkarılıp bu şekilde bu hastada olduğu gibi malign bir lezyon aslında yoğun kontrast tutuyorken kontrast tutmuyormuş gibi görülebiliyor. Buradaki de bu teknik hatadaki uyarıcımız ise siyah kalp bulgusu. Bu siyah kalbi gördüğümüzde direkt yine ham görüntülerden faydalanabiliriz. Kontrastsız T1 inceleme ile kontrastlı T1 inceleme yan yana geldiğinde lezyonun aslında oldukça yoğun kontrast tuttuğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Foküslere baktığımızda yine sağ aksillada meme metastazı şu an sesim geliyor mu? Geliyordu Şeyma'cığım. Şu an kesildi. Sesiniz kapalı. Şimdi oldu galiba değil mi? Evet, evet Şeyma'cığım. Teşekkür ederim. Sağ aksiller meme metastazı tanılı yapı bulunan olguda tetkik değerlendirme amaçlı meme MR'ı tabii ki endikasyonlarımız dahilinde. Bu hastada sol memede erken dönemde yoğun kontrast tutan, geç dönemde de kontrastı bıraktığını gördüğümüz bir foküs vardı. T2A baskılı incelemede parankim ile benzer sinyal özelliğindeydi bu lezyon. Bu lezyonda aslında bir foküs için oldukça şüpheli bulgulara sahipti. Erken dönemde yoğun kontrast tutulumu, geç dönemde kontrastı bırakmak, yine lezyona bakarsak lezyon etrafında Kaiser skorlamasında bahsedilen bu root signların olması, yani belirsizliklerin olması bu lezyonu bir foküs olarak şüpheli duruma getiriyor ve invazif karsinom tanısı alınan bir olguydu. Yine burada sanırım sol meme seyah öyküsü bulunan olgu preoperatif değerlendirmede sağ memede bir lezyon bulunmuştu. Yine bu lezyonun karakteristiğine baktığımızda erken dönemde oldukça yoğun kontrast tuttuğunu görüyoruz. Anterior komponentinde bir miktar kontrastı bırakmış diye düşünebiliriz ve lezyon çevresinde yine bir belirsizlik var. Bu da invazif karsinom olgusuydu. Bir başka olgu sol meme seyalı olgu. Yine evrileme amaçlı meme MR çektiğimizde meme başının hemen lateral komşuluğunda milimetrik boyutlu bir lezyon mevcuttu. Bu lezyon meme başının hemen komşuluğunda olduğu için oraya ultrason eşliğinde randevu biyopsi yapmıştık ve görüntümün bir kısmı kapandı. Düşük grade duktal karsinoma institü tanısı gelmişti. Kitlesel olmayan kontrast tutulumlarına baktığımızda aslında yalancı pozitif meme MR'ın en sık nedeni. Bunlar çevredeki normal meme dokusundan ayırt edilebilir. Genellikle prekontrast incelemede vizyalize olmaz. Malign sebepleri olduğu gibi fibrokistik değişiklik, atipili ya da atipisiz proliferatif hastalıklar ya da inflamatuar değişiklikler kitlesel olmayan kontrast tutulumlarına sebep olabilirler. Burada benign lezyon özelliklerini ayırt etmek önemli. Eğer kontrast tutulumu içerisinde T2 seride kistler varsa fibrokistik mastopati düşünülebilir. Difüz kontrastlanma, yine bölgesel dağılım, lineer dağılım ve homojen internal kontrastlanma benign olarak kabul edilmekte. Burada birinci olguda lineer homojen yoğun bir kontrast tutulumu var ve papilom tanılı olgu.
İkinci olgu aynı alandan olduğunu düşündüğümüz bir eksizyonel biyopsi ile lobüler karsinoma insüsü sanısı olan olgu. Yeni çekilen MR'larında bir lineer kontrast tutulumu gelişmişti. Yine bunda bir konturunda düzensizlik, çekinti mevcuttu. Vakum biyopsi ile bu lezyondan yüksek renk duktal karsinoma insüsü sanısı almıştık. Lezyon içerisindeki kistler fibrokistik mastopati ile uyumlu olabilir denmişti. Burada buna bir örnek. Multipil mikrokistler olan homojen, ılımlı, çok yoğun olmayan kontrast tutulumuna sahip bir lineer kontrast tutulum alanı. Bu alan notasyonunda rahatça vizualize olduğu için tanısı fibrokistik değişiklikler olarak UZ guided biyopsi ile alınmıştı. Diğer bir hastamızda yine mikrokistler mevcut ama bu sefer kontrast tutulumumuz segmental dağılımlı. Segmental kümelenmiş kontrast tutulumu mevcut. Bu hastamızın riski yüksek. Anne ve teyzeme mesela öyküsü vardı anne ve teyzede. Ultrason guided biyopside high grade duktal karsinoma insüsü tanısı alındı. Yine benzer bir olgu. High grade duktal karsinoma insüsü tanısı alınmış bir olgu. Yağ baskılı T2'de milimetrik kistlere eşlik eden yoğun kontrast tutulumu mevcut. Yani her zaman %100 olmuyor söylenenler. Daima radyoloji patoloji korelasyonu ve hastanın sıkı takibi gerekiyor MR işin içine girdiği zaman. Eğer bir kitlesel olmayan kontrast tutulumu segmental dağılıma sahip, heterojen, kümelenmiş ya da kümelenmiş ring şeklinde bir internal kontrastlanma paterninde ise ya da kaldırım taşı şeklinde bunlar çoğunlukla malign. Burada iki ayrı olgu, ikisinde de ortak özellik fokal kümelenmiş kontrast tutulumu var. Birinci olguda annede meme seyağı öyküsü var. Bu olguda açıkçası erken veya geç dönemlerde kontrast tutulumu minimal ılımlı düzeyde olması bizi huzursuz etmemişti. Ve rahatlıkla hastayı takibe almıştık. Takibe aldığımızda bu alandaki regresyonu görebiliyoruz. Bir başka olgumuz bu olguyu sağ memedeki fokal hafif distorsiyonlu görünüm ve fokal asimetrik opasite nedeniyle direnk meme MR ile tetkik etmiştik. Bu alanda bu alana uyduğunu düşündüğümüz bir kontrast tutulumu görerek biyopsisini yaptık ve yine benim tanı aldık. Yine iki ayrı olgu. Bu olgular yine aslında benzer fokal ve kümelenmiş kontrast tutulumu ama dikkat ederseniz her iki olguda da yoğun kontrast tutulumu var ve her iki olguda duktal karsinoma insüsü tanısı alındı. Burada segmental kontrast tutulumuna örnek. Birinci olgumuz östrojen reseptörü negatif invaziv karsinom. Bunların bu tür histopatolojiye sahip reseptöre sahip olguları segmental kontrast tutulumu yapabildiğini biliyoruz. Yine ikinci olgumuz segmental kontrast tutulumu MIP incelemesinde segmental dağılım çok daha net olarak görülüyor ve duktal karsinoma insüsü ve invaziv karsinomun birlikte olduğu bir olguydu. Yalancı pozitiflik durumlarına baktığımızda son olarak malignite ile karışabilecek benign durumlar var. Bunlardan bir tanesi enflamatuar prosesler ya da granulomatöz mastit, diğer enflamatuar proseslerin açıkçası MR incelemeye çok ihtiyacı olmuyor. Granulomatöz mastit ve malignite ayrımına dair birçok yazı var. Yazılarda yani belli bulgular mastitle daha ilişkilendirilmiş, bazıları malignite ile ilişkilendirilmiş ama yani sonuç olarak ayrılabildiğini söylemek, ikisinin birbirinden net ayrılabildiğini söylemek çok zor. Ancak belirgin malign bulgu eşlik edip etmemesine bakmak gerekiyor meme MR'da. Maligniteden anlamlandırabilmek için ya da fistül görebiliyorsak bir miktar granulomatöz mastit yönünden anlamlı. Burada kompleks özellikle kistik lezyon septasında ve duvarında kontrast tutulumu gösteriyor ve difüzyon incelemede kısıtlanıyor. Difüzyon da ayırıcı değil bu arada.
Bir başka granulomatöz mastitte yoğun kontrasttan bir distorsiyon alanı, bir diğerinde bölgesel segmental olarak adlandırabileceğimiz bir kontrast tutulumu ve en çok benim hayret ettiğim olgu buydu. Segmental yoğun kontrast tutulumu ve kaldırım taşı kontrast tutulumu. Bu kaldırım taşı kontrast tutulumu değil, pardon, kümesel ring kontrastlarının kaldırım taşı değil. Bunu da gerçi granulomatöz mastit ile ilişkilendiren yazılar da var ama tamamıyla ortak bir bulgu gibi sanki mastitte de malinite de görebiliyoruz. İkinci lezyonumuz malinite ile karışabilen yağ nekrozu. Bunun bir operasyon alanında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yağ nekrozu diyebilmek için operasyon alanı ya da bir travma alanı olabilir. Ve T2 incelemede ya da T2 yağ baskılı incelemede çevre yağa göre daha baskılı olması tanı koydurucu. Hatta bu bulgu varlığında çevresel kontrast tutulumu irregüler ya da kalın bile olsa rahatlıkla yağ nekrozu diyebilirsiniz diyen yazar da mevcut. Yine bir başka biraz daha gürültülü oldu. Burada birden fazla yağ nekrozu alanını görüyoruz. Yine septalarında ve çevresinde kontrast tutulumu var. Yine yağa göre daha baskılı. Bu 2015'in başında çekilmiş bir MR. Olgunun MR'la takibi yoktu ama 2017'nin sonunda çekilen MR'ında bu yağ nekrozu ve farklı birkaç yağ nekrozu halen aynı şekilde sebat etmekteydi takibini göstermek için. Radial scar da yine yalancı pozitif olarak değerlendirilen bir patoloji ama aslında radial scar eşittir eksizyon gibi aslında değerlendiriyoruz. O yüzden çok yalancı pozitiflik belki ağır olabilir bu tanı için. Ultrasonda ve mamografide görüldüğü bulguların aynısı MR'da da görülüyor. İnce ya da uzun, kısa spikül formasyonlarına sahip, santralinde bir nidusu olan, büyük ya da küçük nidusu olan parenkimal distorsiyon alanı ve bu hastamızda yoğun kontrast tutulumu mevcut. Distorsiyon alanında radial scar tanılı olgumuz. Yine papillonlar da radial scarlar gibi yalancı pozitiflik oluşturabiliyorlar. Özellikle periferal papillomatozis durumlarında bunlarda aynı duktusun içerisinde dallanan şekilde multiple papillonlar görebileceğimiz için segmental nodüler kontrast tutulumu gibi görülebiliyorlar. Ama bu da çoğunlukla cerrahiye giden ya da gitmesi gereken bir patoloji. Birden çok papillomu olan, böyle periferal papillomatozisi olan, duktuslarda genişleme yapılan olgulara tek papillomlara kıyasla çok daha fazla malinitenin eşlik ettiğini biliyoruz. Bu da hastamızın ultrasonografi görüntüsü. Bu hastamızda da multipil intraduktal düzgün kontrol lezyonlar yanında duktusu erode eden bir invaziv karsinomu da eşlik etmeydeydi. Elastografideki görüntüsü de bu. Proliferatif hastalıklar dışında yine bazı özel tanılar, kas lezyonları maligniteden ayrılamayacak görüntülere sebep olabiliyorlar. Bu bir fibromatozis olgusu. Aslında kastan kaynaklanıp aksiller kuyruğa doğru uzanımı vardı. Bu lezyonlara genellikle MR eşliğinin kılavuzunda işlem ihtiyacı olabiliyor. Genellikle demeyeyim, nadiren diyebiliriz. Çünkü çoğunlukla biz bunları ultrasonda görmeye çalışıyoruz. Ya da bir mihenk taşı bulup bir kist gibi, bir kalsifikasyon gibi onun yardımıyla o alanı bulabiliyoruz. Ya da çok geniş bir kontrast tutulumu varsa random biyopsi yaptığımızda bile tanıya ulaşma imkanımız oluyor. Ama nadiren MR kılavuzunda işleme başvuruyoruz. MR kılavuzunda işlemde yanıltıcılar neler? Biyopsi esnasında kontrastlanma olmaması. Bu tamamen tetkikin, işlemin kompresyonla yapılmasına bağlı lezyonun kontrast tutmaması olabileceği gibi hormonal değişikliklere de bağlı olabiliyor. Takip gerekliliği ve süresi lezyonun şüphe derecesiyle genellikle ilişkili oluyor. Düşük ise takip edilemeyebilir deniliyor
Yani cesaret eden belki yapabilir ama ben genellikle takip taraftarıyım. Çünkü kompresyon yapılıyor. Kompresyon zaten tek başına kontrastlanmayı azaltabilecek bir durum. Orta düzey şüphe varlığında 6 ay takip yapılabilir deniyor ya da yüksek şüphe varlığında hemen tekrar yapılabilir deniliyor. Burada sol memede sol meme seyahat nedeniyle pirop hazırlığı yapılan bir olgu, sağ memede ortaya çıkan bir lezyon nedeniyle vakum biyopsisi planladığımız olgu. Vakum biyopsisi için hastayı hazırlayıp çekime başladığımızda yeterli miktarda kontrast gittiğini gördüm. Sadece lezyonda bir kontrastlanma görülmemişti. Hemen bir hafta sonra bir kere daha vakum biyopsi denedik ve lezyonun kontrast tuttuğunu gördük. İğneyi bu alana yerleştirerek oradan biyopsi yaptığımızda bu lezyonun da invaziv karsinom olduğunu görmüş olduk. Yine bir başka olgu. Bu olguyu da Besmalen personelinden bir arkadaşımızın annesiydi. Sol memede asimetrik opasite nedeniyle meme MR tetkikine yönlendirdiğimiz bir olguydu. Meme MR çekildiğinde tevil incelemede bu alanda gerçekten parenkimal asimetriyi gördük ve o alana eşlik eden lineer ya da bölgesel bir kontrast tutulumu olduğunu fark ettik. Ve meme MR eşliğinde biyopsi önerdik hastamıza. Biyopsi için hazırladığımızda bu alanda asimetrik parenkimle uyumlu olduğunu düşündüğümüz alanda o esnada kontrast tutulumu olmadığını düşündük ve işlemi iptal ettik. Bulgumuzda şüphemiz çok yüksek değildi açıkçası. Yani çok yoğun bir kontrast tutulumu yoktu. Nispeten homojen bir kontrast tutulumuydu. Biraz uzun süreli, 6 ay, 8 ay süreli sanırım bir takibe geldi hastamız ve bulgumuzun progresi, hafif de olsa progresi olduğunu düşünerek MR eşliğindeki işlemi biraz hızlandırdık. Bu alanın bu sefer kontrast tuttuğunu gördük. Biyopsi sonucumuz interduktal papilom olarak geldi. Şu an halen takibimizde olan bir hasta. Bu işlemlerde lezyon örneklemesi ya da çıkarılmasını belgelemek zor. İşlem sonrası lezyonun görülmemesi, lezyonun çıkarılmasına da bağlı olabilir ama oradaki bir hematom ya da lezyonun washout'una da bağlı olabilir. Yine işlem sonrasında koyduğumuz klipsin pozisyonunu doğrulamak zor. Klips migre olabilir. Mutlaka dikkatli radyolojik patolojik korelasyon şart. Aslında bu slide sadece MR vakum için değil, MR'da gördüğümüz bulgulara yapılan ultrason eşliğindeki biyopsiler için de geçerli. Çünkü biz lezyonu gördüğümüzü düşünerek o işlemi yapıyoruz. Esasında lezyonu biyopsisini nerede gördüysek orada yapılması çok daha sağlıklı. O yüzden biraz daha dikkatli bir patolojik korelasyon istemek, beklemek gerekiyor. Ve bu işlem vakum da olabilir. Yine dediğim gibi vakum değil de MR'da gördüğümüz patolojiye yönelik ultrason guided biyopsi de olabilir. Bunun sonucunda elde edilen benign histopatolojide görüntülemede şüphe yoksa takip yapılmayabilir diyen bir görüş de var. Takip yapılacaksa bir yıl yeterli de deniliyor. Yine aynı yazıda bu. Radyolojik patolojik uyumsuzluk varsa tekrar biyopsi ya da cerrahi, zaten bunu biliyoruz. Vakum biyopsilerdeki underestimate oranının da ayrıca %23 gibi yüksek olduğunu belirtmişler. Meme MR'da oluşan yalancı pozitiflik durumlarında klinik karakteristiklerin dahil edildiği modellemelerle birlikte verilecek kararda benign biyopsiler ve geri çağırma oranlarında azalma sağlandığı DELS trial'da gösterilmiş. Bize diğer görüntülemelerimiz için de ışık olacak bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Son olarak meme MR değerlendirmede yalancı pozitiflik ya da yalancı negatiflik olabilir. Doğruluğun artırılması için teknik yönden görüntüyü iyi değerlendirmek, benign ve malign lezyon özelliklerinin çakıştığı görüntüleme bulguları ve histopatolojik tanılar olduğunu bilmek, bunları tanımak, yine yüksek riskli olgularda manita açısından düşük riske sahip bulguların yüksek riskli olarak sonuçlandırılabileceği, klinik bulgu, mamografi ve ultrasonu
sonuçlarının her zaman göz önünde bulundurulması ve bulgularımızın bunlarla korele edilmesi ve sonuç son olarak da dikkatli radyolojik patolojik korelasyon yapılması doğruluğu artıracaktır. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Şeyma Hocam. Çok detaylı, güzel, bol vakalı, güzel bir sunumdu. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum hocam. Ben ikinci konuşmacımız Doktor Ayşegül Hanım'ı davet ediyorum. Sorularımızı daha sonra alacağız. Teşekkür ediyorum Nermin Hocam. Şeyma Hocam'a da güzel, birbirinden farklı değerli vakalarını bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Sunumumu paylaşayım. Ben de herkes için tekrar hoş geldiniz diyorum ve faydalı bir oturum olması dilekleriyle olgular, 5 adet olgum var. Meme MR'da olguları göstereceğim. İlk hasta 40 yaşında premenopozal kadın, asemptomatik, bir teyzesinde MSA var, aile öyküsü pozitif. Mamografi ve ultrasonda BRAT 2 milimetrik basit kistler görülmüş ve ek olarak tarama amaçlı meme MRD yapılmış. Burada T1A sekansta sol meme üst dış kadranda yuvarlak şekilli, nispeten düzgün sınırı T2A sekansta ara intensitede bir lezyon görülmekte. IVKM sonrası çıkarma görüntülere baktığımızda erken fazdan itibaren yoğun, homojen, stabil kontrastlanma gösteren lezyonu, kitleyi görüyoruz. Difüzyon ağırlıklı serilerde ise ADC'de karşılığı olan minimal difüzyon kısıtlılığını görmekteyiz. Ayrıca hastanın bilateral aksillasında da kalın korteksli lenf nodlarını görüyoruz. Bunu önceden, daha önce duyurusunu da yapmıştık. İnteraktif bir sunumumuz olacak. Birinci sorumuzla başlayabiliriz eğer uygun iseniz. Sizler de cevapla katılabilirsiniz. Birinci sorumuzda bu hastaya BRAT kaç dersiniz? Öneriniz ne olur? BRAT 0, BRAT 2, BRAT 3, 4 ya da 5 şeklinde cevaplayabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla %30 katılım görüyorum. Genellikle BRAT 0, ikinci il bakavuse önerilmiş. Evet, biz de bu şekilde BRAT 0, ikinci il bakı US önererek US yaptık. Ancak US tetkikte bulgu görmedik bu hastada. Bu lezyonu ultrasonda saptamazsak ne önerirsiniz? Takip ya da MR kılavuzluğunda biyopsi seçeneklerimiz var. Katılım oranı yükseliyor. Memnun oluruz herkesin cevap vermesi. Bizi memnun eder. %70 ile MR kılavuzluğunda biyopsi öne geçti. Memnun olduk bu şekilde bir cevabın çıkmasından. Evet, MR kılavuzluğunda biyopsi önermemiz gereken bir lezyondu. Biz de öyle önerdik. Ancak hasta MR biyopsisini yaptıramadan yaklaşık bir sene sonra tekrar kliniğimize başvurdu. Tekrar MR'ını yeniledik. MR'ını yenilediğimizde aynı lezyonun belirsiz sınırının biraz belirsiz, biraz düzensiz bir sınırla, biraz da boyut artışıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Bilateral lenf nodlarında da yine kalın korteksli bilateral lenf nodları dikkatimizi çekiyor. Kontrast sonrası serilerde de yine benzer şekilde homojen, erken fazdan itibaren washing yapan bir lezyon olduğunu gördük. Bu bir sene sonra tespit edilebilen hastada yapılan DBT incelemede parankimin üst sınırında yuvarlak şekilli, sınırları hafif düzensiz kitleyi görmekteyiz ve US incelemede o lokalizasyonda nispeten yuvarlak şekilli, sınırları hafifçe irregüler, yağ ekosuna göre nispeten benzer ekoda bir kitle tespit ettik. Biyopsi sonucu tübüler karsinom, grade 1, ERPR pozitif, HER2 negatif, K67 %10 olan bir tümördü. Yapılan aksiyel IAB'si negatif geldi hastanın. Ve hastaya MKC, SLNB ve sonrasında küraj yapıldı. 1 santimlik unifokal bir tümördü ve 2 lenf nodu pozitifti. PT1, M1 olarak
hasta bitirilmiş oldu. Burada ikinci bak ultrason önem kazandı. Birkaç spot bilgi ile tekrar edecek olursak, lezyon bulma başarısı ikinci bak ultrasonda %20 ile 80'lerde geniş bir aralıkta. Kitleler kitlesel olmayan kontrastlanmalara göre daha sık bulunuyor. Ve malign lezyonlar benign lezyonlara göre yine daha sık tespit edilebiliyor. Peki burada önemli olan negatif ikinci bakı ultrason maniteyi dışlar mı? Yani bizim olgumuzda olduğu gibi negatif bakı da maniteyi dışlayabilir miyiz? Bunun cevabı kesinlikle yine vakamızda olduğu gibi hayır. Ve ikinci bakı ultrason MR'da görülen kitleyi downgrade edebilir mi? Burada da bir tek yayın var. Bazı durumda edebilir diyor. Bu da aslında MR'da BRAT4'e benzettiğimiz, hilusunu seçemediğimiz bir meme içi lenf nodunu ultrason incelemeyle tespit ettiğimizde aslında BRAT4 olan bir lezyonu benim meme içi lenf nodu diye aslında downgrade edebiliriz. Birkaç tane literatür var bunlarla ilgili. Bu en dikkat çekici olanı paylaşmam gerekirse burada Viyana Üniversitesi'nin ekibinden yapılmış çalışmada lezyon ikinci lüseye bakıda lezyon saptama oranları ile ilgili bir çalışma yapmışlar. Hangi hastalarda lezyonu görebiliriz diye sormuşlar. İstatistik olarak anlamlı olmamakla birlikte kitlelerin kitlesel olmayan lezyonlara göre daha sık görüldüğünü tanımlamışlar. Lezyon boyutu büyüdükçe yine daha çok görüldüğünü, daha rahat görüldüğünü söylemişler. Ancak MR'da şekli, kontürleri ve internal enhansman paterninin ikinci lüseye bakıyı etkilemediğini bulmuşlar. Non-mass lezyonlarda ise lineer olanları göremediklerini ancak segmental olanların daha sık görüldüğünü söylemişler ve bu istatistik olarak anlamlı bulunmuş. Ve MR'daki BRAT kategorisine göre herhangi bir istatistiksel değer bulunmamış. Yani malignleri benigne göre daha kolay bulduklarını söylememişler. Bu antropometrik değerlere göre ise eğer meme küçükse ya da implantlı ise ikinci vaka UC'nin daha çok işe yaradığını söylemişler. Ancak fibroglandüler doku miktarının ne kadar olduğu ikinci vaka UC'nin başarısını etkilememiş. Bir dikkat çekmek istediğim de nokta ultrasonda eğer homojen bir parenkim var ise ya da yağlı bir parenkim var ise ikinci vaka ultrasonun daha başarılı bir şekilde lezyonu saptadığını göstermişler. Bizim de kliniğimizde yaptığımız bir poster amaçlı yaptığımız bir çalışmada benzer sonuçlara ulaştık. Ayrıca BRAS kategori 4 lezyonların yani malign potansiyeli olan lezyonların ikinci lüseye bakıda benign lezyonlara göre daha kolay gösterilebildiğini gördük. İkinci vakaya geçecek olursam 61 yaşında kadının tanıma tetkikleri asemptomatik bir vaka 11 yıl önce sağ segmental mastektomi yapılmış. Ve işaretli kitle eksizyonu yapılmış. 2,5 santim multifokal non-comedon nekrozu duktal karsinoma in situ eksize edilmiş. Aile öyküsü yok. En son 2018'de mamografisi görülmüş. Bu tarihten sonra COVID nedeniyle de taramayı aksatmış olan hasta. Kliniğimizde yapılan MR incelemede sağ meme alt orta kesimde yuvarlak şekilli nispeten düzgün sınırlı T1 aseride hipointens, dır sekansta hiperintens lezyonu görüyoruz. IVKM sonrası serilerde baktığımızda lezyonun erken fazdan hafifçe periferal kontrast tutmaya başladığını görüyoruz. Geç fazlarda da rim tarzında nispeten asimetrik bir kontrastlanma görülmekte. Difüzyon ağırlıklı serilerde difüzyon kısıtlılığı olmayan bir kitleydi. Burada yine üçüncü sorumuzu yöneltelim sizlere. Pool'da seçenekleri görebilirsiniz. Burada BRAT kaç dersiniz? A. BRAT 0, ikinci lüseye bakı yapalım. B. BRAT 2, basit kistik lezyon. C. BRAT 3, takip edelim. D. BRAT 4, biyopsi yapalım. Evet, %53 katılımla BRAT 0 ikinci lüse en çok tercih edilen şık oldu. Aynı şekilde biz de BRAT 0 ikinci lüse şeklinde raporlamış olduk. Hastanın mamografisinde ise sağ meme alt orta kesimde MR'da gördüğümüz lezyonun bir miktar kaba kalsifikasyonlarla birlikte bu şekilde lokalize olduğunu gördük. Ve eski segmental mastektomisine ait klips materyalini görmekteyiz.
2018 mamografisinde ise tanımlanan kitlenin olduğu, tanımlanan kitlenin burada yeni geliştiğini, eski görüntülerde olmadığını izledik. Yeni gelişmiş BRAT 4 olduğunu düşündüğümüz hastada ikinci lüse bakıda yağ dokusuna göre hafifçe hipointens, heterojen, oval şekilli, sınırları belirsiz kitle görüntülendi. Şive evi incelemede 139 kilopaskal değerlerinde sert bir lezyon idi ve yapılan Turkat BX sonucunda invaziv mucinöz karsinom grade 1, ERPR pozitif, FOLIQ negatif, Ki67'si %25 geldi. Hasta klinimizde ameliyat olmadı. Bir mastektomi ve SLNB yapıldığı öğrenildi hastaya. Bu vaka özelinde de mucinöz karsinomlar, Şeyma hocamın da söylediği ve gösterdiği gibi bizi yanıltan tümörler. Mucinöz karsinomlar tüm meme tümörlerinin %1 ila 7'sinde, ortalama %2'si olarak tanımlanmış. Sıklıkla postmenopozal yaşlı hastalarda görülüyor. Pür mucinöz tümörlerde lenf nodu tutulumu genelde olmuyor. İyi prognozlu oluyorlar. Ancak mixed tipler ise daha agresif seyirli olabiliyorlar. Ultrasonda iyi sınırlı, bazen mikrolobüle, birbirinden farklı ekojeniteler gösteren kitleler olarak görünmekteler. MR'de ise T2A serilerde hiperintens, kontrastlanma dinamiği tip 1-2 nispeten benine yakın, kimi zaman periferal, heterojen kontrastlanan ya da hiç kontrastlanmayan kitleler olarak görülüyorlar ve benin lezyonlarla karışabiliyorlar. Difüzyon kısıtlılığı görülmüyor, difüzyon artımı müsin komponent nedeniyle görülebilir. Burada da bir müsinöz karsinomun makroskopi piyesini görmekteyiz. İçerisinde müsine ait jelatinöz görünüm mevcut. Turkat incelemelerde de bu şekilde dikkatimizi müsin komponentinin çekebileceğini göstermek için bu görüntüyü paylaştım. Tanımlanan, izlenen müsin komponentinin de duvar kağıdı yapıştırıcısı işareti gibi bir literatürde işaret tanımlanmış. Bunu da patologlar gördüklerinde müsinöz karsinom ön tanısıyla Turkat biyopsiye yaklaştıkları bildirilmiş. Evet, iyi huylu kitlelerden kitlelere benzediklerini görmüştük. 2016'da European Radyoloji'de yayınlanmış bir çalışmada müsinöz karsinomlarla fibroadenomları hangi özelliklerine göre ayırt edebiliriz diye baktıklarında geç fazla heterojen kontrastlanmanın müsinöz karsinomlara ait olduğunu görmüşler ve yine irregüler kontrastlanmanın müsinöz karsinomu fibroadenomdan ayırabileceğini görmüşler. Ayrıca kontrastlanan internal septasyonların müsinöz karsinom için özgürlüğü çok yüksek bir bulgu olduğu tanımlanmış. Bildiğimiz gibi kontrastlanmayan internal septasyonların ise fibroadenomlar için özgürlüğü orta derecede bir bulgu olduğunu da göstermişler. Yine radyografisten aldığım bir makalede T2 ağırlıklı serilerde hiperintans lezyonları değerlendirdiklerinde en sık müsinöz karsinomları, daha az sıklıkla invaziv duktal karsinomları, metaplastik karsinomları görmüşler. Bazı mezenkimal tümörler ve miksoid fibroadenomlar ile değişik gradlarda filoid tümörlerinde T2A hiperintans şekilde prezent olduklarını göstermiş bir çalışma. T2A'ya da hiperintans diye bakacak olursak, nekroz nedeniyle, kistik komponent nedeniyle, müsin, hemorajik değişiklikler ve ödem nedeniyle T2A hiperintans olabilir. Burada sol meme üst dış kadranda T1A seride hipointens, T2A seride stır sekansla baskın olarak hiperintens, IVKM sonrası periferal rim tarzında kontrastlanması olan kitleyi görüyoruz. Difüzyon seriler, difüzyon kısıtlanmasının olmadığını görüyoruz. Yapılan biyopsi sonrasında 26 yaşındaki hastada üçlü negatif meme tümörü Ki67'si %80 olarak görülmüş. Bildiğimiz gibi Ki67 proliferasyon indeksi çok yüksek olan tümörlerde baskın olarak kistik, nekrozik, nekrotik görünümler görebiliriz. Bir diğer hasta sol aksillada büyükçe bir kitle, stır sekansla baskın olarak hiperintens, kitlenin aksiller venlere basısı nedeniyle memede de yaygın ödemi görmekteyiz ve IVKM sonrasında solid komponentinin kontrastlandığını gördüğümüz büyükçe bir kitle. Bu da metaplastik karsinom tanısı aldı. Metaplastik karsinomlar genelde üçlü negatif ve proliferasyon indeksi çok yüksek tümörler. Bir diğer hasta sağ meme alt kesimde, anteriörde yuvarlak şekilli T1A hipointens, T2A hiperintens, IVKM sonrası homojen kontrastlanma gösteren bir lezyon. Bu da selüler fibroadenom alarak tanı aldı.
Bir diğer hasta sağ memesinde T1 aseride hipointens, düzgün sınırlı, T2 aseride içerisinde kistik açıklıkların bulunduğu, periferal ödeme ait sinyal değişikliklerin izlendiği, İBKM sonrası periferal rim heterojen kontrastlanması olan kitleyi görüyoruz. Yine solid komponentinde difüzyon kısıtlılığı görülen, bu da high grade bir filoid tümör olarak tanı almıştı. Üçüncü hastaya bakacak olursak 35 yaşlı kadın, premenopozal bir hasta, semptomatik, sol memede yaygın ağrısı ve ele gelen büyük kitlesi var. Aile öyküsü yok. Yapılan MR incelemesinde sol meme üst kesimde, üst orta kesimde yuvarlak şekilli heterojen kontrastlanması, yoğun kontrastlanması olan sınırları bir miktar lobületre düzensiz kitleyi görüyoruz. Ve yakın yerleşimli benzer kontrastlanma dinamiğinde yuvarlak şekilli nispeten düzgün sınırlı satellit açısından şüpheli kitleler görünüyor. Koroner lip serilere baktığımızda kitlenin ve satellitlerinin yaygınlığını görmekteyiz. Ve hastanın T1A seriyle kesitlere giren aksilla seviyesinde bir lenf nodu dikkati çekmiş. Turkat biyopsisinde invaziv duktal karsinom, östrojen %95 pozitif, progesteron benzer şekilde pozitif, folikisi negatif ve Ki-67'si %15 olan hasta ve sol akside İAB'si malin olarak gelmiş. T1 seride meme parenkiminin yoğun fibroglandüler yapıda olduğunu ve areola seviyesinden geçen aksiyel serilerde areolanın altının nispeten tümör free olduğunu görmekteyiz. Dördüncü sorumuz, bu hastaya ne önerelim? MRM önerebiliriz. Meme başı koruyucu subkutan mastektomi ya da implant önerebiliriz. Subkutan mastektomi implant öncesi ne AKT önerebiliriz? Aramızda cerrahlar da olduğunu görüyoruz. Evet, C şıkkı %59 oranında NAKT ve meme başı koruyucu subkutan mastektomi önerilmiş hastaya. Bizim kliniğimizde de hastaya meme başı koruyucu subkutan mastektomi, aksiler kuraj yapıldı. NAKT yapılmadan ilerlendi ve silikon implant yapıldı hastaya. Postopatolojisinde PT2N1 geldi. Multifokal tümör, cerrahi sınırı negatifti. İki tane metastatik lenf nodu vardı. Ancak üçüncü ayda hasta sol meme dış kesimde ele gelen şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Fizik muayenede aynı lokalizasyonda palpasyonda kitle şüphesi vardı. Ultrason ve MR yapıldı. Ultrason incelemede silikonun kenarında silikona nispeten temas eden vertikal oryantasyonlu sınırları belirsiz, hafif, düzensiz, şiir ve incelemede sert kilopaskal değerleri alınan bir milimetrik kitle görüldü. Buraya yapılan İAB'de manita yönünden şüpheli histoloji geldiğinden lezyon eksize edildi ve 6 mm invaziv duktal karsinom tanısı aldı bu lezyonda. 2 mm cerrahi sınırla hasta taburcu oldu. Burada hastanın ilk silikon sonrası görüntülerine baktığımızda gerçekten subkutan mastektomisinin cilt altı sınırları, yağlı planlı mesafelerin çok ince olduğunu görüyoruz. Aksiller kuyruk düzeyinde ise ultrason incelemede de tanımlanan fizik muayenede ele gelen kitlenin T1A seride irregüler sınırlı ve İVKM sonrası homojen yoğun kontrast tuttuğunu görmekteyiz. Burada ilk başta cerrahi sınır temiz olduğunu görüyoruz. Ancak bizim radyologlar olarak aslında temiz cerrahi sınır mı yoksa radyolojik temiz sınır mı sağlayacağımız bu noktada özellikle radyolojik temiz sınırın sağlanması gerekli olduğunu multidisipliner konseylerde konuşup söylememiz gerekiyor. Bu hastada radyolojik temiz sınır elde edilememişti. Hasta özelinde bakacak olursak son yıllarda rekonstrüksiyon tekniklerinin ilerlemesiyle bu gibi uygulamalar arttı.
MR'da ciltte ve nipple düzeyine 5 milim ve 1 santim sınır, serbest sınır öneriliyor. Ancak intro frozen yeterli diyen yayınlar da var. Tümörün meme başına yakınlığı post-op komplikasyonu artırabiliyor. Nipple areola nekrozu gibi. Biz burada radyolog olarak 5 milim ve 1 santim sınır konusunda cerrahları uyarmamız uygun olacaktır. Peki hangi hastalara nipple sparing mastektomi yapılamaz? Bunları da bir hızlıca bakacak olursak, kanlı meme başı akıntısı olanlar, meme başına yakın şüpheli mikrokalsifikasyonu olanlar, intraop frozen pozitif hastalar ve pajet hastalığında nipple sparing mastektomiyi önermemek ve yapmamakta fayda var. Burada da iki yayın paylaşmış oldum. Dördüncü hastaya geçecek olursak, 50 yaş kadın, perimenopoz, semptomatik hasta, sol memede ele gelen kitlesi var, aile öyküsü negatif. Hastanın mamografik incelemesinde sol meme üst dış kadranda distorsiyon eşlikli fokal asimetrisini görmekteyiz. Ultrason incelemede sol memede 2 cm irregüler sınırlı heterojen hipoekatik solid kitle turukat biyopsiyle luminal A invaziv nükleer karsinom tanısını almış. Bu hastada PROP, MRG öneriniz nedir? A öneriyoruz, B hayır önermiyorum. Önermiyorum diyen şu an için çıkmadı. %67 katılım, %94 oranında evet öneriyorum denmiş. İki kişi de önermediğini söylemiş bize. Bu hastaya meme MR'ı yapmış olduk. Dış merkezde yapılmış olarak geldi. Mamografide gördüğümüz üst dış kadrandaki fokal asimetrisinin T1A seride düzensiz sınırlı. IVKM sonrası görüntülerde ise yoğun kontrast tutulunu görmekteyiz. Difüzyon ağırlıklı serilerde difüzyon kısıtlılığı mevcut. Ayrıca bu hastada areoladan geçen serilerde T1A seride oval şekilli ve hafifçe irregüler sınırlı IVKM sonrası heterojen kontrast tutan, heterojen yoğun kontrast tutan bir diğer kitle görüyoruz. Difüzyon ağırlıklı serilerde nispeten bir miktar difüzyon kısıtlılığı ADC serili hipointensite seçilmekte. Bu hastada MR'da ikinci kitle çıktı. MR sonucuna biraz kaç yazalım. Evet, %48 14 kişi BRATS 4 demiş, 5 kişi BRATS 0, 10 kişi ise BRATS 6 demiş. Bu hastada BRATS skoruna BRATS yazarken sıralamanın şu şekilde olmasını öneriyoruz. Bu da ACR'nin sayfasında, BRATS MR sayfasında sık sorulan sorularda bunun yanısına ulaşabiliriz. Bilinen malign bir hastada eğer yeni bir kitle varsa ve o malignite şüphesi var ise 4 ya da 5 şeklinde BRAT skorunu yazmakta fayda var. Ne aksiyon alacağımız duruma göre BRAT'ı bildirmekte fayda var. Bu ikinci lezyona yaptığımız ikinci bakı ultrasonda dominant olarak hiperekojen, belirsiz sınırlı, bir miktar arka akustik gölgesi olan kitleyi görmekteyiz. Şiir ve incelemede sert olarak değerlendirilmiş. Yapılan biyopsi incelemesinde yine invaziv ductal karsinom grade 2, RPR pozitif, folik negatif, ki 67'si bir miktar daha yüksek, %35 gelmiş. Bu hastaya da mastektomi SLNB önerildi. Bu hastanın özelinde hiperekoik meme kitlelerinden bahsedecek olursak, biz bu lezyonu ikinci bakı USD'de saptayabildik. Yani ilk ultrason incelemesinde bu hiperekojen lezyonu atlamış olduk. Bu bizim için şaşırtıcıydı. Hiperekoik meme kitleleri aslında biliyoruz ki klasik olarak sıklıkla hiperekojenite, benite belirteci oluyor. Ancak bazı malign durumlarda invaziv ductal karsinomların %2'sinin hiperekojen görüneceğini biliyoruz. İnvaziv lobüler karsinomlar, üsinöz karsinomlar, anjiyosarkom, metastaz durumlarında ve lenfomada hiperekojenite
görülebilir. Yine Şeyma hocamızın bu konuda bir serisi var. Onu paylaşmış olmak istedim sizlerle. Ve yine Insight Unity Imaging'de bu konuyla ilgili bütün benin ve malin lezyonları paylaşan bir yayını tavsiye ediyorum meraklı olanlar için. Beşinci olguda 43 yaşında kadın premenopozal, ayrı öyküsü yok. Şikayeti sol memede ağrı, sertlik. Fizik muayenede sol memede üst dış kadranda yoğunluk artışı tespit edilmiş. Mamografik incelemesinde sol meme üst dış kadranda bir global asimetri ve eşlik eden kaba, tire, mikrokalsifikasyonlar, heterojen ve amorf özellikte görülmüş. Yapılan UC incelemede sol meme alt kesimde parenkim kitlesel olmayan bir lezyon görünümü mevcut. Parenkime göre hafifçe hipoekojen, içerisinde kistik açıklıklar ve kalsifikasyonlar var. Yedinci sorunumuz, böyle bir lezyon gördük. Önerimiz ne olmalı? A. Ultrason eşliğinde biyopsi. B. Mamografi eşliğinde biyopsi. C. MMR yapalım. Yedinci soruyu Tuğla gönderebilir misiniz? Burada sanırım şıklarda bir eksiklik olmuş. Şıklara MR eşliğinde yansımış ama onu mamografi eşliğinde düşünebiliriz ikinci şıkımıza. Üçüncü şık görünmemiş. Evet. UC kılavuzluğunda biyopsi cevabı geldi katılımcılardan çoklukla. Evet, burada UC kılavuzluğunda biyopsi yapabiliriz. Öncesinde MR yaparak hasta ile ilgili daha fazla bilgiye de ulaşmış olabiliriz. Biz de burada hastanın yaptığımız meme MR'ında sol meme alt dış kadranda ve areola kesitlerinde T1A seride bir kitle konfigürasyonu göstermeyen, T2A seride hiperintens kistik sinyal değişikliklerinin olduğu, IVKM sonrası ise progresif heterojen kontrastlanma görülen kitlesel olmayan kontrastlanma alanı gördük. Ayrıca sol memenin inframamaryen folda yakın bazalinde yağlı dokular içerisinde milimetrik boyutlu, T1A seride yuvarlak, belirsiz sınırlı, T2A seride ara intensite de difüzyon özelliği, difüzyon kısıtlılığı olmayan bir lezyon daha tanımlanmış oldu. Bu lezyon IVKM sonrası homojen kontrastlanma göstermekteydi. Tekrar ikinci kere yaptığımız ultrason incelemede, meme MR incelemede bazalde gördüğümüz kitleyi yuvarlak şekilli, belirsiz sınırlı ve nispeten vertikal oryantasyonlu hipoekojen bir solid kitle olarak tanımladık. Yapılan biyopsi incelemelerinin sonucuna bakacak olursak, birinci gördüğümüz kitlesel olmayan kontrastlanma alanına yapılan Turcat ve X incelemede stromal fibrohiyalinizasyon, ikinci minik kitlede ise imazır duktal karsinom, ERPR pozitif örüki negatif Ki67'si %10 olarak geldi. Bu hastada öneriniz ne olacaktır? Hastaya MKC yapalım, hastaya basit mastektomi yapalım. Üst dış kesimde kalsifikasyon içeren solid kitlesel olmayan alana C ultrason eşliğinde, D mamografi eşliğinde biyopsi yapalım. Ve en son şıkta eksijyonel biyopsi. Katılım biraz yavaş ilerledi. Bizim için de zor bir soruydu. Şu an hala bu hasta kliniğimizde. Henüz ameliyat olmadı. Konseyde konuşulacak. %43 katılımla biyopsisinin tekrar edilmesi düşünülmüş katılımcılar arasında. Biyopsi tekrarlama yönteminin ise eşit olarak ultrasonda ya da mamografi kılavuzluğunda vakum biyopsi ile yapılması önerilmiş. Bu da güzel bir sonuç oldu bizim için. Burada tabii ki biyopsisinin tekrar edilmesi hepimiz için beklediğimiz bir cevap. Burada radyolojik patolojik bir uyumsuzluk var. Biyopsisini tekrar edelim. Ancak burada biyopsisini aslında daha duyarlılığı ve özgürlüğü yüksek bir yöntem olan yapabilirsek vakum eşliğinde yapmakta fayda var diye
belirtmek gerekmekte sanırım hocalarımın izniyle. Bu vaka özelinde bu NAMMES enhansmanında bir duktal karsinoma institutu bekliyorduk aslında ama o sonuca daha sonra yapılan ikinci biyopsisiyle varmayı düşünüyoruz. Taramında saptanan tümörlerin %20'sinin duktal karsinoma institutu olduğunu görüyoruz. Biyolojik olarak malign duktal karsinoma institutuları MR'da, daha düşük gradlıları ise mamografide tespit edebiliriz. Duktal karsinoma institutu gördüğümüzde yaygınlığını bilateralitesini değerlendirmek ve olası invaziv komponent varlığını araştırmak için meme MR yapmak gerekiyor. 5'te 1 duktal karsinoma institutu da cerrahi sonrası invaziv tümör çıkabilir ve invaziv komponent var ise cerrahi değişebilir. Eşlik eden SLN, BRAF'lı biyopsileri gündeme gelebilir. Hangileri acaba invaziv kansere upgrade olabilir? Bununla ilgili bir sürü çalışma var. Komedo nekrozlu olanlar, yüksek nükleer gradlılar, boyutu büyük geniş alan kaplayanlar ve içerisinde belirgin difüzyon kısıtlılığı seçilen NAMMES enhansmanlarda bir invaziv karsinom olabileceğini, çıkabileceğini düşünmekte fayda var. Ve son olarak MR'da kitle görünümü var ise Turkat'ın o bölgeden yapılmasına dikkat etmek gerekiyor. Ve neoadjuvan kemoterapi gündemde ise gerekirse invaziv komponenti gösterebilmek için biyopsi tekrarını da düşünmemiz gerekiyor. Dikkatiniz için teşekkür ederim. İnşallah bu zor vakalarla birlikte MR yorumlarken bu stresli çocuk halinden bir miktar daha stresten arınmış, daha rahat bir hale bürünebiliriz diye de umudumu belirtmiş oluyorum. Tekrar teşekkürler. Evet Ayşık Hocam, çok teşekkür ediyoruz bu eğitici vakalar için. Birbirinden farklı oldukça güzel vakalardı. Ben şimdi sorulara geçmek istiyorum. Öncelikle vakalardan bir soru gelmiş Ayşegül Hocam'a. Onu size soracağım. Sayfam kayboldu yalnız. Şunu sormuştu. Dördüncü vakaya dayanaraktan. Bilinen manitesi olan hastada öncelikle biraz sıfır deyip sonra ultrason yaptıktan sonra kategorize etsek doğru olabilir mi diye sormuş. Bence doğru olabilir. Ancak şu şekilde doğru olur. Eğer hastayı kendi kliniğimizde görebileceğimiz bir şansımız varsa hastaya tabii ki bu şekilde de sonlandırabiliriz. Ama eğer hasta tetkikini alıp bir başka merkeze götürecekse burada net bir mesajı söylemek gerekir. Eğer biyopsi önerisi yapacaksak BRAS 4 ve 5'ten bahsetmek gerekecektir. Evet, teşekkür ediyorum. Şeyma Hocam'a sorular var. MR'ı menstrual siklusun kaçıncı gününde yaptığınızı sormuş. Evet, konuda personelimiz eğitimli, randevu veren personelimiz direkt hastanın ilk adet tarihini öğrenip 7-14 günler arasına bir randevu ayarlamaya çalışıyorlar. Daha da güzel olanı aslında 8-10 günler arasında en optimali yapılabilir ama tabii yoğun çalışılan yerlerde, randevu sıkıntısı olan yerlerde bunu bu kadar kısıtlamak çok kolay değil. 7-14 günlerde yeterli olur, olacaktır. Şeyma Hocam, ben bu konuda bir şey sormak istiyorum. Yani mamografi ve ultrasonunu yaptınız, malign olduğunu düşünüyorsunuz. Yine de 7-14. Günleri bekliyor musunuz? Hocam onu da beklemiyoruz acil vakada. Ama şöyle yani bir şekilde MR randevusunu da ayarlayabilirsek yani hani 3-5 gün bir farkla adet tarihine uygun çekim yapabilirsek yapıyoruz. Ama normalde beklemiyoruz tabii. Evet bizler de beklemiyoruz. Yani malign olduğunu düşündüğümüz oldu vakada. Çekim hemen gerçekleştiriyoruz. Ama tabii çok dens memelerde bu eşlik edebilecek hani false pozitifleri arttırabiliriz. Tabii onu da aklımızda tutmamız gerekli. İkinci bir soru var. Sonografik karşılığı olmayan kontrast tutan fokus takibini hangi intervalde ve nasıl yapmalı? Doktor Sibel Aydın sormuş. Evet. Yani sadece fokus ise hastanın riskine ve fokusun morfolojik ve dinamik görüntüsüne bence bakarak
değerlendirmek lazım. Yani erken dönemde riskli bir hastada erken dönemde yoğun kontrast tulumu gösterip geç dönemde de washout yapan ve bu dönem içerisinde yoğun kontrastlandığını, hani o erken dönemdeki ilk sinyaline göre %100'den fazla kontrastını artıran bir foküs ise aslında takipten ziyade bunu artık biyopsi yapmak daha faydalı olur. Ama düzgün konturlu, ılımlı kontrast tulumu olan, tip 1 ya da tip 2 eğri paterni gösteren, herhangi bir riski olmayan hastada normal mamografik takip süreci yeterli olacaktır 6 ay gibi. Evet, 6 ay. Ayşegül Hocam sizin de böyle 6 ay mı öneriniz? Ben de Şeyma Hocam'a katılıyorum. Bir de şurada bunu şöyle bir şey de belirtmek isterim. Bir lezyona hani fokus mu diyeceğiz, kitle mi diyeceğiz diye baktığımızda aslında hani 5 milim sınırı diye bir şey de hani 2013 yeni versiyon nispeten 2013 hala yeni diyoruz ama 2013 versiyon. Son versiyon. Evet, son versiyon diyelim. Böyle bir şey kaldırıldı. Eğer lezyon boyutundan bağımsız olarak 2 milimlik bir şeyi de T1'de T2'de görüyorsak dinamik özellikleri ve morfolojik özellikleri şüpheliyse bunu takip etmeyip Bras 4 olarak nitelendirebiliriz. Daha ılımlı özellikleri olanları da takip edeceksek risk grubuna göre yaklaşmakta fayda var. 6 ay takip uygun olacaktır diye düşünüyorum ben de. Bir de sadece MR ile karar vermemek gerekiyor. Mamografisine dönüp ikinci bakı ultrasonu hepsini kombine değerlendirmek gerekiyor. Tek başına MR ile doğru karar veremeyiz. Evet hocam. Bolca teşekkürler gelmiş. Katılımcılarımızdan başka soru yok ama ben bir soru sormak istiyorum Şeyma Hocam size. Dentstrahl çalışmasından bahsettiniz. Uygulanabilirliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet hocam. Yani hakikaten yani MR randevularımız şu an sıkıntılı zaten. Bir malign hastaya bile yer bulurken, randevu ayarlarken çok zorlanıyoruz. Yani dentstrahl aslında oldukça fazla miktarda bize MR yükü getirecektir. Yani belki onlardan da riski yüksek olan hastalar seçilerek takip edilebilir mi bilemiyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani dens ve meson 50 yaşın altındaki bütün kadınlara ya da 50-75 yaşındaki bütün kadınlara MR çekmenin mümkünü yok. Bence de uygulanabilirliği çok mümkün olmayan bir çalışma ama tabii burada üçüncü bölümün sonuçları henüz bilmiyoruz. Prognoz üzerinde bu taramaların ne gibi etkisi olacak? Belki onun sonucundan sonra ilerleyen dönemlerde belki hani yapılabilir. Gerçi kontrast madde yükü gerçekten randevular çok zor geliyor bana da. Evet. Bu arada bir soru daha gelmiş. Hocam ben de özür dilerim Nermin Hocam. Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Burada tabii aslında cost effectivity ile ilgili de çalışmalar yapılması gerekiyor ve literatürde bu konuda çalışmalar da ekleniyor. En son Ritzeman ve ekibinin bir yayın sanırım Radyoloji dergisindeydi. Cost effectivity çalışmasında high risk MR screening'de 3-4 yılın ancak cost effective olabileceğini düşünmüşler. Hani bu tabii dünya standartından Türkiye için ayrı bir yere koyuyorum ama hani 3-4 yıl ancak cost effective olabilir. Yani high risk screening'de her yıl MR yapmak aynı zamanda cost effective de değil. Çok mümkün değil. Aynı fikirdeyim. Yani kaldı ki artık hani kontrast maddeyi bırakıp kontrastsız çekimler tarama programı içerisinde alınabilir konuşurken çok mümkün gözükmüyor gerçekten. Bu arada bir soru daha gelmiş. Pozisyonlama hatasını engellemek için ne önerirsiniz? Bu hata çok etkili midir değerlendirmede? İkinizin de ben görüşünü almak isterim. Şeyma Hocam çok güzel söylemişti zaten. Ben bunu ben de görüntü aklıma kazıdım. Yani orada skenogramlardaki görüntüyü her zaman kontrol etmemiz gerekiyor. Ters bir durum oluşuyor mu, oluşmuyor mu diye. Burada teknisyeni biraz bilinçli hale getirmek gerekiyor herhalde. Çünkü tabii çok yoğun çekimlerde bazen bakıyoruz teknisyen hastaya hiçbir şey söylemiyor. Hasta kendi memesini kendisi koyun içine koymaya çalışıyor. Yani bu konuda
teknisyenle ılımlı bir ilişki içerisinde olursak herhalde pozisyonlama hatasından çok gol yemeyiz diye düşünüyorum. Evet, aynı fikirdeyim. Devam edeyim mi hocam kısa? Evet, lütfen. Siz de cevabınızı alalım. Yani tabii Türkiye şartlarında çok afaki olacak ama pozisyonlamayı mamografi teknikerinin verebileceği önerilmiş. Bununla ilgili bir yazıda. Ve katlama bulunan bölgelere ufak yağ destekleri ile bu katlamalar tabii şeyde skenogram diyeceğim ben de ismini hatırlayamadım. Onda katlantıları gördükten sonra ufak desteklerle de yine o katlantıların düzeltilebileceği söyleniyor. Evet, teknisyenlerimizin dikkatli olması gerekiyor evet, bu konuda. Evet. Yani açıkçası pozisyon hatalı birçok filmimiz oluyor bizim kendi kliniğimizde. Olabiliyor. Evet. Ben bir soru sormak istiyorum. Granitöz mastitlerle ilgili. MR'da gerçekten en başında hani sadece MR çekip de karşımıza önümüze geldiği zaman granitöz mastit mi? Her zaman ayırt etmek mümkün olmayabiliyor. Yani bu durumda ne yapmamızı önerirsiniz? Yani hastanın hiçbir hasta hakkında kliniği hakkında bilgimiz yok. Önümüze bir film düştü ve hani kitle de olabilir, granitöz mastit de olabilir, abse de olabilir. Ne yapmayı önerirsiniz? Sadece MR okuyan uzmanlarımıza veya diğer katılımcılarımıza yol göstermek adına. Evet. Hocam böyle bir durumda eğer granitöz mastit açısından bir uyarıcı yoksa, segmental bir kontrast tutulumu varsa, yoğun segmental bir kontrast tutulumu, hasta kliniğinden de zaten bilgimiz olmadığını düşünüyoruz. Direkt biyopsi önermekte fayda olacaktır. Ki hakikaten birbiriyle çok karışan iki histopatoloji diye düşünüyorum. Ayşegül Hocam siz ne öneriyorsunuz ya da nasıl yapıyorsunuz? Sonra da ben fikrimi söyleyeceğim. Yani bu şekilde hastayı hiç görmeyeceğimiz, klinik bilgisini hiç alamayacağımız bir senaryo içerisindeysek vaka atlamamak için ben de biyopsi önerisini ön plana almak isterim. Çünkü zaten granitöz mastitin hani tanısı için de biyopsi gerekiyor aynı zamanda. Hastalar için biyopsi seçeneği daha tümör atlamamak için daha uygun olacak diye düşünüyorum. Evet, kontaklısınız. Ama tabii biz, ben kendi kliniğimde yaptığımı söyleyeyim. Osman Hoca ben Van 100. Yıl Genel Cerrahi'den kusura bakmayın. Ben de bu konuda birkaç şey söyleyebilir miyim doçent? Buyurun Osman Hocam. Van 100. Buyurun Osman Hocam. Ben ondan sonra devam edeyim. Buyurun. Evet, kusura bakmayın araya girdim. Özür diliyorum. Buyurun. Genel cerrahide çalışıyorum. Granitöz mastitte bizim bununla ilgili yazımız vardı. Bu sonunda lokal steroid tedavisi ile ilgili. Ayşegül Hocama katılıyorum. İdiopatik granitöz mastit diyebilmemiz için diğer bu granitöz mastit etkenlerini de mikrobiyolojik patojenleri de ekarte etmek gerekiyor. PAS, GMSA, EZN boyalarıyla bunları da patolojik preparatta görüyoruz. Hani MR'da ayrım tabii ki siz çok iyi anlattınız, çok zor oluyor. Bence de biyopsi yapmak çok iyi olacak. Bizi de çok rahatlatacak. Teşekkür ediyoruz Osman Bey. Benim sormak istediğim bu değildi aslında. Hani önümüze bir film geliyor. Granitöz mastit mi, abse mi, kitle mi bunu ayırt edemiyoruz ne yapılıyor. Ben kendi klinimde olanı söyleyeyim. Biz böyle bir şey görüyorsak ve hasta hakkında hiçbir fikrimiz yoksa hani bunun ikinci bakı bir ultrason yapıyoruz. Hasta görecek pozisyona getirip ultrason yapıp hani bu bir kitle mi yoksa bir mastit mi? Çünkü granitöz mastitin sonografik görüntüsü çok tipiktir. Çok kolaylıkla ayırt edebilir bunu radyolog. Granitöz mastit olduğunu şüphelendiğimiz her vakaya sizlerin kortizon kullanabilmesi için bizler de kesin tanıda kesinlikle biyopsi yapıyoruz. Hatta biyopsi öncesi mikrobiyolojik örnekleme de alıyoruz ki TBC ekartasyon açısından. Hani bunlar olmazsa olmazımız. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Ellerinize sağlık. Sizin de. Bu arada bir soru daha geldi. Bazı yayınlarda meme MRG çekiminde artefaktları azaltmak amacıyla plate veya propeller sekans önerilmektedir. Rutin pratikte bu konudaki deneyimlerinizi öğrenmek isterim diye yazılmış.
Buyurun Sayın Hocalarım. Hocam ben kendi açımdan bu yayınla karşılaşmadım ya da bu yayınlarla bir bundan sonrası için incelemek isterim. Evet. İhtiyaç soruya teşekkür ediyorum. Biz de hani ekstra rutin önerilen sekanslar harici bunları denemedik. Hangi cihazlara ait olduğuyla ilgili de ben de not ettim. Bakmak isterim. Yani şöyle, MR çekmek artefaktları zaten amacı çeşitli sekanslar var ama en önemlisi pozisyonlama. Biraz önce Şeyma Hocam da, Ayşe Hocam da bahsetti. Pozisyonlama, teknisyen eğitimi söz konusu olduğu takdirde artefaktlarla minimal düzeyde karşılaşıyoruz. Başka sorumuz yok. Süremizi de doldurmak üzereyiz. Ben katılımcılara ve konuşmacı hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok değerli, çok güzel bir sunumdu. Umuyorum ki herkes için faydalı olmuştur. Sizlerin de son sözü Şeyma Hocam, Ayşe Hocam sizlerden de alayım. Ben de öncelikle Bezim Aliyem ailesine de nazik davetleri için teşekkür ederim. Herkes için faydalı olmuştur umarım. Benim için de faydalı olduğunu söylemek isterim. Nermin Hocama ve Şeyma Hocama da tekrar teşekkürler. Herkese işlerinde kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar. Evet, ben de bir nevi ev sahibi olarak yine Bezim Aliyem ailesi adına başta Nermin Hocama bize moderasyonun için vakit ayırdığından dolayı yine Ayşegül Hocama değerli sunumu için ve bizi yalnız bırakmayan sevgili değerli katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum ve iyi haftalar diliyorum.